hepinize merhaba. Bugün nem yapıyoruz. Bugün kuaföre gideceğiz. Çünkü saçım biraz klasik gelmeye başladı artık. O yüzden saçımda bir iki değişiklik yapacağız. İnşallah güzel olur. Yani öyle tahmin ediyorum. O yüzden saçımı yapmaya gidiyoruz. Rengini değiştireceğim. Ama ne renk olduğunu söylemeyeceğim. Zaten okullarda açılmak üzere. O yüzden hemen bir değişiklik yapalım istiyorum ya. Böyle hep aynı model istemiyorum. O yüzden şimdi değiştireceğiz. O zaman hadi gidelim. Çünkü ben heyecandan patlayacağım birazdan. Hadi gidelim. Bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dakika durdurup beğenebilirsiniz videoyu. Bay bay bay. Kuaförde görüşürüz. Zing. Şimdi kuaföre geldik arkadaşlar. Hemen üste çıkacağız. Ondan sonra da geldik. Şimdi üste çıkalım. Arkadaşlar şimdi içeri girdik. Fakat içerisi birazcık gürültülüydü. O yüzden ben de kendime açıkça dublaj yapıyorum. Rararam. Galiba böyle bir şey bir video daha yapmıştım. Ama hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptım mı yapmadım mı tam olarak hatırlamıyorum. Neyse ne. Gördüğünüz gibi ben karşınızdayım. Şu an oradaki fikirlerimi, düşüncelerimi size anlatacağım. O sırada o kadar heyecanlıydım ki. Böyle saçımın rengi uyacak mı bana falan diye düşünüyordum. Acaba uyacak mı, uymayacak mı? Saçım güzel olacak mı, olmayacak mı düşüncesi vardı. Bir de o sırada perçem yani kahkül de yapmaya karar verdik. O zaman çok mutlu oldum ama yine de üstümde bir heyecan vardı. Sonra işte saçıma aydınlatıcıyla açtılar. Açıcıyla daha doğrusu. Açtılar. Orada bekliyorum. Sonra onu biraz bekledim. Uzun bir süreydi gerçi. Çok sıkıldım. O sırada sonra işte su tuttular. Şimdi zaten göstereceğim. O sırada su tutacaklar. Ondan sonra boyayı sürecekler. Ben size adımları söyledim şimdi. İyi izleyin. Böyle görüyorsunuz. Aklımda acaba ne olacak düşüncesi vardı. O sırada düşündüğüm tek şey acaba ne olacak? Son halim nasıl olacak? Şu an bakıyorum da o zaman da tatlıymışım da şu an daha tatlıyım sanki. Evet şu an daha tatlıyım. Ve burada sıkıldığım anlar olarak çektim. Gerçekten çok sıkıldım. Yarım saat falan o açıcı kafamda durdu. Gerçekten çok sıkıcıydı. Ve biraz küçük geldi. Yani ben biraz daha fazla sürürler diye bekliyordum ama zaten yetmiş. Yani ben biraz daha değişik bir model bekliyordum. Nasıl söyleyeyim? Full saçımı boyayacaklar zannediyordum. Az kısım boyadılar. Zaten ben öyle dedim de biraz daha fazla sürürler diye düşünüyordum. O zaman işte bir daha biraz daha heyecanlıydım. Heyecanıma heyecan geldi o sırada. Burada da saçımı açtıktan sonra yıkadılar. İlk açtıklarında sapsarı oldu saçları. Sonra biraz mor sürdüler. Ben böyle çok değişik hissetmeye başladım. Ve sonra olan buydu. Saçım şu hale aldı. Ama bu tutucuymuş. Yani onu tutacakmış. Üstüne bir şey daha sürecekmişiz. Asıl boyayı sürecekmişiz. O andaki hali buydu. Bence gayet güzel. Sıkıntı yoktu. Ama biraz dedim şimdi bu mora hiç benzemiyordu yani. Ben dedim acaba ne olacak? Bir aklımda soru işareti çıktı. Neler olacağından hiç haberim yoktu. Böyle masal gibi anlattım ben de. Burada ise asıl boyayı sürmeye başladılar saçıma. Gördüğünüz gibi zaten gözüküyor buradan. Daha değişik bir renk çıktı ama ben gayet beğendim. Gayet memnunum halimden. Gördüğünüz gibi saçımı boyadılar, boyuyorlardı burada da.
Heyecanla bekleniyor. Geliyor gelmekte olan. O zaman bekleyeceğiz. Başka çare yok. Ay. Rengi asıl şimdi ortaya çıkmaya başladı, görüyorsunuz. Böyle değişik bir renk oldu. Fışı gibi. Ve sonra perçem kestik. Bir an söyleyemedim. Kahkül kestik, görüyorsunuz. Ama ıslakken biraz daha az gözüküyormuş, onu fark ettim şu an. Görüyorsunuz, ne diyeyim şimdi. Ama gerçekten çok tatlı oldu. Ben çok memnunum. İyi ki yaptım. Gerçekten böyle bir şey yapmışım. Bir an konuşamadım. Neden bilmiyorum. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Ve asıl son halini görmeniz gerekiyor. O zaman dikkatle izleyin. Arkadaşlar, değişik bir tarz oldu. Ben böyle beklemiyordum ve son anda perçeme karar verdim. Böyle ama gizli perçemmiş bu. Ona karar verdim. Kendimi çok değişik hissediyorum. Sanki kalan saçlarımı da siyah boyamış gibi hissediyorum. Ama bence gayet güzel oldu. Şimdi benim bir şey kalacağız. Abi. Milkshake var mı? Milkshake var. Tamam, bir tane kakaolu milkshake. Büyük boy mu? Orta boy. Bekliyoruz var efendim. Ya sizce de saçım çok tatlı olmadı mı?
yapıştı. Orta 7 TL tamam. Tamam. Kamış. Ha, kamış. Buyur bakayım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoppa. Şimdi şeklini aldım fakat şimdi şöyle içemem. Çünkü bir elimde telefon var, bir elimde bir şey. Annemlerin yanına gideceğim, öyle içeceğim. Bakalım bakalım neredenmiş onlar. Neredeler. Evet, şimdi milkshake'imi aldım. Parka geldim. Artık biraz milkshake'imizi içelim. Kamışımı açayım bir. Hoppala. Kamışımı koydum. Kakao aldım. Kakao'ya bayılırım. Kakao hastasıyım. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi saçımı yaptım. Bence çok güzel oldu bakın. Parçamların da çok tatlı olmadı ama gizli parçam yapmam daha çok hoşuma gitti. Modeli yani daha güzel oldu. Saçlarımda gördüğünüz gibi ben aslında mor demiştim ama böyle biraz her rengi benziyor yani. Az pembeyi, azıcık pembeyi, azıcık ondan, azıcık bundan. Ve solundan da, solunca da yani şöyle... Saç, bu saç çıkıyor tabii ki. Çıkarken de daha güzel bir renk oluyormuş. Toz pembesi mi? Öyle bir şey oluyormuş. Bunu duyunca da daha çok sevindim. Biraz heyecanlıydım. Acaba ne olacak? Kötü mü olacak? İyi mi olacak? Yakışacak mı? Yakışmayacak mı? Bütün heyecanımı attım. Gayet güzel oldu. Ben bayıldım. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldum ya. Çok mutluyum. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.